Herkese merhaba dostlar. Bu keyifli podcasta başlamadan önce size kendimle ilgili ufak bir tanıtımım var. Eğer korku ve gerilim hikayelerini seviyorsanız kendi yazdığım kitabımı satın alabilirsiniz. Beğeneceğinizi düşündüğüm ve gerçekten de sevilen bir kitap oldu. Satın alma linklerini video açıklamasına bırakıyorum. Ayrıca birçok kitapçıdan da bulabilirsiniz. Hadi başlayalım. Günümüzden 28 bin yıl öncesine kadar hayattaydılar. Onlarla komşu olduk. Evlendik, birbirimizden çok şey öğrendik. Korktuk, kaçtık ya da korktular ve kaçtılar. Yok oluşlarının nedeni ve var oluşlarının amacı neydi? Daha da önemlisi nasıl yaşamışlardı? Popüler kültür neandertalleri kaba, düşünemeyen, hatta eşini saçlarından sürükleyen birer mağara adamı olarak tasvir etmiş olsa da fark ettik ki uzun yıllar onları haksız yere küçümsemişiz. Ölülerini gömmüş, hastalarının bakımlarını üstlenmiş, giysiler giymiş, ateşi ustalıkla kullanmışlardı. Bunların hepsi bir zamanlar sadece bizde olduğunu sandığımız özelliklerdi. Neandertaller bizim kuzenlerimizdi. Hem de çok yakın kuzenlerimiz. Tahmin ettiğinizden daha da yakın. Yine de bu hikayenin sonunu nereye varacağını biliyoruz. Çünkü anlatan biziz. Ama tam olarak hikaye nasıl gelişmişti? Afrika, her şeyin başladığı yer. Modern insanın ilk evrimleştiği ve Homo sapiens'in var olduğu topraklar. Homo sapiens, yani biz, on binlerce yıl boyunca Afrika kıtasının çeşitli bölgelerinde yaşamlarımızı sürdürdük. Bundan 72 bin yıl önce küçük bir grup sapiens bu kıtanın dışına ilk kez çıkarak yayıldı ve dünyanın çeşitli bölgelerinde gelişim göstererek çoğalmaya başladı. Bu yolculuk çok yavaş ilerleyen bir yolculuktu. Nitekim avcı toplayıcı insanın mesafe kat etmesi keyfi olarak gerçekleştirilebilecek bir şey değildi. Yaşadığı coğrafyayı tanımak ve su kaynaklarına yakın olmak zorundaydı. Suyun av hayvanlarının da yaşam alanı olmasından dolayı uzun yolculuklara çıkmak, beraberinde bu kaynaklardan uzaklaşmak ölüm getirebilirdi. Ayrıca barınma ihtiyacı için kendisine gerekli mağaraları bulmuş olan Homo sapiensin yaşadıkları yeri terk etmesi ancak zorunluluk gerektiren durumlarda olabilirdi. Su kaynaklarına yakın bir bölgede kendisine uygun bir yerleşim alanı bulan avcı toplayıcının yaşam alanını terk etmesi ancak üç temel nedenle gerçekleşebilirdi. Bu nedenlerin ilki, iklimsel değişim sonucunda varlığını devam ettirmek için yeni bir coğrafyaya doğru yönelişti. İkincisi, Grubun nüfusunun artık beslenemez bir sayıya ulaşması, bölümlere ve küçük gruplar halinde dağılmaya neden olabilirdi. Üçüncüsü ise o ya da bu nedenle klan tarafından dışlanan üyelerin kendilerine yeni evler bulma zorunluluğuydu. Merak ve keşfetme duygusuysa hayatta kalma mücadelesinin yanında sönük bir heves olarak yer edinmiş olabilir. Ancak böyle bir riskin muhtemel olumsuz sonuçları, merak ve keşfetme duygusunun 70 bin yıl önce göç nedeni olma ihtimalini silikleştiriyor. Bu tarihlerde en fazla 100-150 bireye ulaşan grupların bazıları, belirttiğimiz nedenlerden ötürü ilk defa Asya kıtasına adım atmaya başladılar. Bugün ben, siz ve diğerleri, kısaca Afrika kıtası dışında yaşayan herkes, tam olarak bu tarihlerde Afrika'dan göç etmiş ataların torunlarıyız. Ancak durun, henüz Arap Yarımadası'nda pek öteye gidemedik. Fakat geri dönmek artık imkansız. Değişen iklim koşulları, Sahra Çölü'nün genişlemesine ve bu vesileyle Asya ve Afrika kıtalarının bağlantısının çöl nedeniyle kesilmesine, doğal olarak da dönüş yolunun uzun müddet kapanmasına neden olmuştu. Bu uzun yolculuk Asya'nın doğusuna okyanus şeridi üzerinden devam ediyordu ve bu yolculukta atalarımız hiç beklemedikleri bir dostla karşılaşacaktı. Denisova insanları. Bu karşılaşma sadece bir bakışma olarak kalmayacaktı. Genetik veriler bunu doğruluyor. Denizova insanlarını Neandertallerin kardeş grubu olarak adlandırıyoruz. Bir insan türü olan ve Altay Dağları bölgesinde en eski kalıntılarına ulaştığımız Denizova insanları, Neandertal ve Homo sapiens türüne yakın bir insan türüydü. Veriler, bilinmeyen bir nedenle Altaylardan ayrılan grubun bugün Güneydoğu Asya ve Okyanusya'da yaşayan Malezyalıların atası olduğunu göstermektedir. Acaba kendilerine çok benzeyen, ama aynı zamanda bir o kadar da farklı olan Homo sapiens ve Denizova karşılaşması bizlere ne hissettirmişti? Bunu hiçbir zaman bilemeyebiliriz. Günümüzden 58 bin yıl önce Homo sapiensin Avustralya'ya ulaştığına dair kayıtlara sahibiz. Hatta bir süre sonra 45.500 yaşındaki bir yaban domuzu çizimi karşımıza çıkıyor. Homo sapiens'e ait bilinen en eski mağara resmi, Endonezya'nın Sulawesi adasında Avustralya'ya geçme aşamasında olan atalarımız tarafından resmedilmişti. İlkel insanın varlığının habercisi olan bu resim, ilk yolculuklarımızdan birinin işareti olsa da daha ilginci, türümüzün Avustralya'ya ulaşmasının altında yatan bir sır perdesi olarak kalıyor. Nitekim bu yolculukta Avustralya'ya geçmelerini sağlayacak en yakına da günümüzde Avustralya'dan 50 mil yani yaklaşık 90 kilometre kadar uzakta bulunuyor. Ve 58 bin yıl önce bu kıtaya gelmiş olan atalarımızın bu cesaret isteyen geçişi nasıl ve hangi teşvik edici nedenlerle gerçekleştirdiği kesin bir sonuca ulaşamadı. Yapılan araştırmalardan biri bunun çok ilkel sallarla gerçekleşmiş olabileceği üzerine bir iddia olarak kalıyor. İnsanların Avustralya'ya ilk kez nasıl ulaştıklarına dair gizemleri çözmek için çalışan araştırmacılar, ulaşımın adalar arasında kasıtlı olarak seyahate çıkacak büyük gruplar tarafından yapıldığını göstermek için gelişmiş derin deniz haritaları, yolculuk simülasyon teknikleri ve genetik bilgileri bir araya getirdi. Kayıp Malezya Hava Yolları uçağı MH370'in enkazını araştırmak için kullanılan tekniklere benzer en modern modelleme yöntemini kullanan araştırma ekibi, Timor ve Roti adalarında 3 arkeolojik alandan çıkan gemilerin muhtemel rotalarını izlemek için yüzlerce olası sefer yolunu simüle etti. Araştırma kapsamında rüzgarlar, okyanus akıntıları ve kürek çekme gibi birçok faktör göz önünde bulunduruldu. Doktor Uzman, araştırmanın Avustralya'nın kıyılarına ilk ayak basan insanlar için yeni bir bakış açısı sağladığını söylüyor. Uzman, bu insanlar yeni toprakları keşfetmek için kasıtlı bir yolculuğa çıkan yetenekli deniz gezginleri olmalıydılar, diyor. Avustralya'nın kıyı şeridi 50 bin yıl önce oldukça farklı bir biçime sahipti. Deniz seviyesi daha düşüktü. Fakat diğer kıtalarla herhangi bir kara bağlantısı yoktu. Avustralya'nın kuzeyinde bir dizi ada bulunuyordu ve bu gezginler Avustralya anakarasına ulaşmak için bu adalardan geçmiş olmalıydılar. Bu, önemli sayıda insan tarafından dikkatle planlanmış bir eylemdi. Ve Avustralya'nın kurucu nüfusu 100 ile 200 kişi arasında olmalıydı. Bulgular ilk Avustralyalıların tekne yapımında, navigasyonda ve planlamada oldukça usta olduklarını kanıtlıyor. Bu araştırma Avustralya yerleşiminin kazayla buraya gelen bir avuç insanla başladığı ve daha sonra deniz taşıtını kullanma yeteneğini yitirdiği yönündeki bu algıyı değiştirmeye yardımcı olmalı. Bugün şunu biliyoruz ki Avustralya yerlileri olan aborjinler Afrika'dan yola çıkan atalarımızın doğrudan torunları olarak dünyanın geri kalanından bağımsız yaşadılar. Araştırmacılara göre Avustralya'nın kuzeybatı kıyısında Kimberley kıyılarına yayılmış yüzden fazla yaşanılabilir ancak şimdi sulara gömülmüş olan bir dizi ada ilk Avustralyalıların varış noktaları arasında olmalıydı. Adadan adaya atlayarak gerçekleştiği düşünülen bu yolculuk muhtemelen birkaç bin yıllık zaman dilimine yayılmıştı. Ama tam bu zamanlarda dünyanın başka bir coğrafyasında bir başka gezgin grup yeni bir macera yaşıyordu. Afrika'dan Avustralya'ya doğru yola çıkan atalarımızdan bazıları yönünü Avustralya'ya çevirirken, bu gruplardan ayrılan kimileri de benzer tarihlerde yani yaklaşık 50 bin yıl önce Avrupa'ya ulaşmışlardı. Afrika'dan Avustralya'ya yol almış olan insanlar çok keskin bir iklimsel değişim yaşamamıştı. Sıcaklıklar benzer, çevre hayat doluydu. Ancak kuzeye, Avrupa'ya doğru ilerleyen grup daha önce hiç karşılaşmadıkları kadar şiddetli bir dünyanın pençesindeydi artık. Kar fırtınaları ve soğuk, hiç tecrübe etmedikleri korkunç bir dünyanın içine çekmişti onları. Fakat avcı toplayıcının dönmesi imkansızdı. Nitekim biz her ne kadar karşılaştıkları soğuk iklimi birkaç satıra sığabilecek kadar özetleyebiliyor olsak da atalarımız binlerce yıldır yavaş yavaş bu iklim coğrafyasına yaklaşıyordu ve nereden geldiklerinden hiç haberi olmayan yeni kuşaklar içinde bulundukları iklimi atalarının da içinde bulundukları iklim olarak düşünmüşlerdi. Fakat Avrupa içlerindeki verimli bölgelerde yaşama çabası gösteren bu avcı toplayıcılar tıpkı diğer homo sapienslerin Avustralya yolculuğunda karşılaştığı Denizova insanlarıyla yaşadıkları maceranın bir benzerini Avrupa'da yaşayacaktı. Neandertallerle ilk defa burada karşılaşacaklardı. Yüz yıl önce Afrika'dan gelen Homo Heidelbergensis'in Avrupa'da geçirdiği evrim sonucunda gelişen kuzenlerimiz de onlar. Neandertallerle ortak atamız olmasına rağmen muhtemelen çok az insan Homo heidelbergensis'in adını duymuştur. Eğer Neandertaller kuzenlerimizse Homo heidelbergensis de büyük anne ve büyük babamız oluyor. Neandertaller Avrupa'da evrimleşmiş, Avrupa'da doğmuş bir türdü. Tam olarak Neandertal öncesi türün ne zaman Avrupa'ya geldiğini bilmiyoruz. Avrupa'daki ilk Homo kalıntıları 1 milyon yıl kadar geriye doğru gidiyor ancak bize tam bir tarih vermekten uzakta kalıyor. Kuzenleri Neandertallerle karşılaşan modern insan muhtemelen hem korkmuş hem de hayranlık duymuş olmalıydı. Modern insan olarak kastımız tabii ki Homo sapiens'tir. Fakat bu noktada Neandertallerin de insan olduğunu unutmamak ve bu bağlamı karıştırmamak gerekliliği vardır. Homo terimini kullandığımız tüm türler birer insan türüdür. Biz nasıl ki homo sapiens isek, onlar da homo neandertalsisti. Nasıl ki kuşların birçok türü varsa, bizimle aynı dönemde yaşayan veya bizden önce yaşamış homo, yani insan türleri olduğu gerçeğini kabul etmek zorundayız. Homo türlerinden geriye sadece biz kaldığımız için kendimize insan terimi, yani homo kelimesini kullanmamız gayet normaldir. Ancak türümüzün geriye kalan tek örneği olmamız, bizden başka insan türlerinin de yaşamış olduğu gerçeğini anlamamızı zorlaştırmaktadır. Halbuki bu kuzenlerimiz de aramızda genetik farklılık sadece %0,12 kadar azdır. Ne kadar yakın olduğumuzu bir düşünün. Hatta genetik araştırmalar bize gösteriyor ki, Neandertal ve Homo sapiens arasındaki çiftleşmeler onlardan birçok gen faktörü almamıza neden olmuştur. Bu çiftleşmeler özellikle Asya ve Kafkasya'da çok daha fazladır. Dünyanın geri kalanı %2'lik bir Neandertal genine sahipken Asya ve Kafkasya halklarında bu oran %4'e kadar çıkabiliyor. Buradaki %2 ve %4'lükten kasıt genetik benzerlik değil, doğrudan gen aktarımıyla gelen orandır. İlk Neandertal keşifleri Neandertallerin kim olduğuna dair var olan verileri bir araya getirmek büyük bir yapbozun küçük parçalarını uzun yıllar içerisinde toplayarak gerçekleştiği ve gerçekleşmeye devam ediyor. Bu yapbozun ilk parçaları Almanya'nın Neander Vadisi'nde çalışan madencilerin ulaştığı ve ayı iskeleti sandıkları fosilleşmiş kemiklerdi. Bölgede yaşayan yerel bir doğa tarihçisi bu kemiklerin reşitizm hastası bir kazağa ait olduğunu söyleyerek gerçek tahmine biraz yaklaşmıştı. Ancak birkaç on yıl sonra bunların başka bir insan türüne ait olduğu anlaşılacak ve türün adı vadinin de ismini alacaktı. Bir diğer ve çok daha önemli bir kazı alanı ise Cebeli Tarık Boğazı'nın kıyısındaki kayalıklarda bulunuyor. Bu kayalık bölgeye yaya olarak erişimin çok zor olmasından dolayı mağaralardaki kalıntılar şans eseri günümüze kadar korunabildi. 1848 yılında Cebeli Tarık'ın İngiliz İmparatorluğu'nun bir parçası olduğu zamanlarda İngilizler burada bir kale inşaatı çalışmaları yürütürken kayalarda patlatılan dinamitler anlaşılması güç bazı kalıntıların varlığını ortaya çıkardı. İnşaatın bu aşamasında insan kafasına benzer kalıntılar görülmüştü. Çalışmaları durduran yetkililer, orduda bir teğmen olan ve amatör bir arkeolog olan Friend isimli bir görevliyi kalıntıları incelemesi için davet ettiler. Fakat ne olduğunu anlayamamıştı. Bu deforme olmuş bir insan mıydı yoksa bir maymun kalıntısı mı? Bunun öğrenilmesi yarım yüzyıl alacaktı. İşte Neandertal kalıntıları ilk olarak hayatımıza bu iki keşifle girdi. Neandertallerin dış görünüşü Neandertaller buzul çağının soğuk iklimine müthiş bir fiziksel uyum sağlamıştı. Tıknaz, geniş ve kaslı yapısı vücut ısısını korumayı sağlarken geniş burun delikleri ve ciğerleri de hem ısıyı kontrol etmelerine hem de muazzam bir vücut enerjisine sahip olmalarına olanak sunuyordu. Kalın kemiklere sahiplerdi. Yüzlerinde yanak çukuru olmadığından daha sivri görünüyordu. Bizimkinden daha basık olan kafa yapılarının kaş bölgesinde öne doğru belirgin bir çıkıklık vardı. Çeneleri ise hiç yok gibiydi. Yüzleri onlarla karşılaşan Homo sapiens'ler için bakışlarını üzerlerinden kolay kolay alamayacakları kadar belirgin çıkıntılara ve çirkin görünebilecek bir yapıya sahipti. İlk karşılaşmada atalarımızın neler düşünmüş olabileceklerini hayal etmek zor değil. Muhtemelen korkmuş ve merak etmişlerdi. Fakat bizi inceleyen Neandertallerin ne düşünmüş olduklarını anlamak daha da zor. İki tür arasında üreme faaliyetlerinin çok sık gerçekleştiği gerçeğini hesaba katarsak, bu sorunun cevabına biraz daha yaklaşmış oluruz. Bizimkilerden çok daha kuvvetli diş ve çenelere sahip olan neandertallerin bu artıları, ağızlarını üçüncü bir el gibi kullanmalarını sağlıyordu. Daha geniş göğüs bölgesi, daha kısa kollar, onları doğuştan bir vücut şampiyonu kadar güçlü kılıyordu. İskeletlerin boyları 1.50 ve 1.73 arasında değişiklik gösteriyor. Bu değişimin nedeni ilk neandertallerin sonrakilere nazaran daha uzun boylu olmaları ve dişi ve erkek neandertaller arasında boy farkı olmasıdır. Kuzenlerimiz olan neandertallerin Homo heidelbergensis'ten evrimleştiğini söylemiştik ve Homo heidelbergensis'lerin boyları 2 metreyi buluyordu. Bu nedenle erken neandertallerin boyları daha uzundu. Avrupa'da geçirdikleri uzun yıllar boyunca beslenme alışkanlıkları ve iklim koşullarının etkisiyle boyları daha da kısalmıştı. Ağırlıkları da 60 kilogram civarındaydı. Bu korunmuştu. Homo sapiens de Afrika'dan henüz çıktığı dönemlerde modern insandan ortalama 5 santim daha uzun boya sahipken, diyetlerinin ve coğrafyanın değişmesiyle özellikle tarım toplumuna geçilmesiyle birlikte kısalmış ve günümüzde gıdaya erişimin her zamankinden fazla olmasıyla da uzama eğilimine geçmiştir. Neandertallerin kısa, geniş ve kaslı vücutları sayesinde soğuk iklimle daha iyi mücadele edebilmeleri, ayrıca avlanmaları için daha fazla güce sahip olmalarını sağlıyordu. Bu haliyle Neandertaller, yükselişteki insan türlerinin başını çekiyordu ve yeryüzünde hakimiyet kuracak türlerin ilk sırasındaki adaydı. Neandertaller insan soy ağacında yer alan Avrupa kökenli tek türdür ve bu durum bile onlara hayranlık beslenmesine ve merak unsurunun oluşmasına neden olmuştur. Kadın ve erkek Neandertallerin kafatası boşluğu 1600 cm ile 1300 cm küp arasındadır. Bu örnek ender olarak 1700 cm küpe çıkabilmektedir. Modern insanın kafatası boşluğu ise 1250 cm ile 1400 cm küptür. Yani Neandertallerin beyinleri bizimkinden daha büyüktü. Tabii ki bu daha zeki olduklarını göstermiyor. Zira türler içerisinde bugün bile türümüzden daha büyük beyne sahip binlerce canlı mevcut. Fakat zeka beynin işlevselliği ile ilgilidir. Nitekim Neandertallerin pek çok davranışları bize benziyordu. Hatta bizden gelişkin oldukları sayısız yön vardı. Ama sembolik ifade yetimiz gibi bazı önemli özelliklere sahip değillerdi. Dünyaları bile bizimkinden ayrıydı. Neandertallerin altın çağında, önemli bir bölümü buzlarla kaplı Avrupa'da hakim olan stepsi bitki örtüsü, aynı zamanda bol güneşli ve Neandertallerin vazgeçilmez besin kaynakları olan mamut, bizon, geyik ve at gibi türleri büyük nüfusları besleyecek kadar zengin bir bitki örtüsüyle kaplıydı. Neandertal peyzajı günümüz Avrupası'nın çorak steplerine benzemiyordu. Aslında günümüz dünyasının hiçbir yerine benzemiyordu. Neandertallerde eşya kullanımı. Neandertaller nispeten yeni bir tür olduğu için fosilleşmiş kemikleri, gündelik yaşamdan kalıntıları ve hatta DNA'ları çok iyi korunmuştur. Neandertaller sadece en yakın değil, aynı zamanda en iyi tanıdığımız akrabalarımızdır. Evrimsel süreçte hiçbir türe Neandertallere yaklaştığımız kadar yaklaşamayacağız. Homo sapiens'in yeryüzünde egemenlik kurmasının ve var olan tek insan türü olarak günümüze kadar ulaşmasının temelinde yatan en önemli etken hiç şüphesiz tüm canlılardan daha komplike bir şekilde eşya yapıyor ve kullanıyor olabilmesiydi. Peki Neandertaller maddeye ne kadar hakim olabilmişti? Bıraktıkları kalıntılar incelendiğinde onların karmaşık aletler yapabilen birer insan olduklarını hemen kavrayabiliyoruz. Öyle ki Neandertaller bir taşı diğerine spesifik açılarla vurarak keskiler elde etmeyi başarmışlardı. Hatta aynı yöntemle keskin kenarlara sahip balta uçları elde etmiş, bu balta uçlarını sopalara bağlamış ve kendi ürettikleri bir uhu yardımıyla sopa ile taşın bağını güçlendirmişlerdir. Bu yapıştırıcı maddenin üretimi günümüzde göze kolay görünebilir. Ancak ateşi bilinçli ve hedef doğrultusunda kontrol etmek gerektiği için oldukça karmaşık bir işlem gerekliydi ve Neandertaller bunu başarabilmişti. Burada bizden geri bir tür olmadıklarını rahatlıkla görebiliyoruz. Eşyaları birbirine bağlamak, balta yapmak, ateşi kontrol etmek ve yapıştırıcı üretmek kesinlikle kolay olmayan bir şey. İspanya'daki Ateports dağlarında gizem dolu bir kazı alanı ortaya çıkarıldı. Kimi araştırmacı burayı tarihin ilk toplu mezarı olarak yorumluyor. Atepors'ta karanlık bir mağaranın dibinde 14 metre derinlikte küçük bir odacık bulundu. Sayısız kemiğin bulunduğu bu odacık hak ettiği gibi Sima de Hesos yani kemik çukuru olarak adlandırıldı. İlk defa 1970'lerde incelenmeye başlayan çukur bizi büyük bir gizeme götürüyor. Sima'da yatan bu bahtsız ölüler kimdi? Başlarda 250 bin yıl kadar geriye gittiği düşünülen kemiklerin günümüzden 350 binle 400 bin yıl gibi daha eski bir döneme kadar ulaştığı düşünülüyor. Homo heidelbergensis'lere kadar tarihlenmiş olmalarına rağmen bu kemikler erken neandertal özelliklerini taşıyor. Bu dar kuyuda 31'e ait 4000 kemik ve diş ayrıca mağara ayısı, kurt, aslan ve tilki gibi yırtıcılara ait yüzlerce hayvanın da fosilleşmiş kemikleri çıkarıldı. Peki bu kadar çok ön dertal nasıl bir araya gelmişti? Ayrıca mağaradaki hayvan kalıntıları da yemek artıkları değildi. Ya da yakın mesafedeki Grandolina kazılarının aksine bir çöplük olarak kullanılmamıştı. Kemiklerin arasında bulunan bir sanat eseri ise sorunun çözümü için kayda değer bir ipucu barındırıyor. Bu eser, dere taşları arasında nadir görülen kırmızımsı kuvarstan yontulmuş çok güzel bir el baltasıdır ve kullanım amacıyla değil, sadece sanat amacıyla yontulmuştur. Kazı ekibi bu sanat eseri baltaya Excalibur adını vererek ona hak ettiği sembolik anlamı da yüklemiş ve buranın bir cenaze alanı olduğunu ifade etmişlerdir. Sima de Los Haysos'da yaşanan bu karmaşık durum bir cenaze töreninin kalıntılarıydı bilinçli olarak ölülerin buraya gömüldüğünün, bunların bir cenaze defini olduğunun sayısız ipucu olmasıyla birlikte diğer bir durum da gömülenlerin yaş profilidir. Unutmamak gerekir ki erişimin zor olduğu mağaranın 14 metrelik derinliğinde küçük bir odacıya yerleştirilmiş olan bu kalıntılar tesadüfen burada birikmiş kalıntılar değil, bilinçli şekilde yerleştirilmiş kalıntılardı. Yaş profilleri ise burada gömülü olan 30 kadar bireyin hepsinin hayatlarının en verimli dönemlerinde ölmüş olduklarını gösteriyor. Bireylerden sadece bir tanesi ergenlik dönemlerine ait bir çocuk ve sadece üç tanesi 30 yaşını aşmış. Eğer sadece bir toplu mezar olsaydı, ölüm oranı daha yüksek olan çocuk ya da yaşlı bireyler olmaları beklenirdi. Ancak buradaki cesetler, hayatlarının en güçlü ve verimli dönemlerinde ölmüş yani içinde bulundukları grubun etkin şahıslarıydı ve ölümleri grupların diğer üyeleri için derin bir anlam ifade ediyordu. Araştırmacılar, kuraklık gibi bir felaketin erkenleyen dertelleri Atapurs dağlarına sığınmaya ittiğini ve ancak en formda olan üyelerin bu bölgeye gelebilecek kadar hayatta kaldığını ve gelebilenler arasında yaşanan ölümlerin de buraya anıtsal bir törenle gömülmüş olduklarını düşünüyorlar. Kalıntılardan anladığımız kadarıyla güçlü kollara sahip Neandertallerin çoğunluğu sağ ellerini kullanıyordu. Ve ayrıca simada gömülen cesetlerin dişlerini incelediğimizde kürdan kullanmayı çok sevdikleri de anlaşılıyor. Bu mağarada bizim için önem sağlayan diğer bulgulardan biri ise Neandertallerin aile kavramı üzerine. Sıklıkla bir erkeğe iki dişinin düştüğü harem kültüründen daha basit bir ilişki türüne ve zaman zaman da çift bağlılığına dayalı tek eşli çekirdek aileler olduklarını görüyoruz. Sima'daki bu ön neandertaller öylesine kaslı bir beden yapısına sahiptiler ki en sıradanları bile Amerikan futbolu oyuncuları gibi görünüyordu. Sima'daki en yaşlı birey 50 yaşını geçmiş olduğu anlaşılan ve bugüne kadar en iyi korunmuş kafatasına sahip olan erkek neandertaldi. Ciddi diş problemleri olmasına rağmen 50 yaşını geçebildiği anlaşılıyor ki o dönem için bu muazzam bir yaş. Muhtemelen diş problemlerinden dolayı yemeklerini kendisi çiğneyemiyor, bu hususta yardım alıyordu. Neandertallerin atalarını barındıran en eski sit olarak bilinen Sima mağarası hala birçok soru işaretini de barındırıyor. Neandertallerin davranışlarını diğer homo ayıran ve bizimle en belirgin yakınlığı oluşturan özellikleri ileri dönük planlama becerileriydi. Çünkü ileri dönük planlama, ihtimalleri düşünme, hareketin sonuçlarının oluşturacağı seçenekler arasında tercihte bulunma ve en önemlisi ise hayal gücü isterdi. İleri dönük planlama yapabilmek için hangi adımların hangi sonuçları doğuracağını iyi bilmek gerekirdi. Ve en önemlisi karmaşık konularda bu planlamayı yapabilmekti ve Neandertaller bu yetiye fazlasıyla sahip insanlardı. Neandertallerin ileri dönük planlama becerileri sadece bireysel değil, grup etkinlikleri için de geçerliydi. Bunun bizden ayrı bir tür için ne büyük bir devrim olduğunu kavramak önem arz ediyor. İleri dönük planlama, sosyal ilişkileri de düzene sokuyordu. Sosyal beyin hipotezi olarak adlandırılan hipotezin sahibi olan antropolog Robin Dunbar'a göre, ileri dönük planlama, sosyal ilişkileri başarılı bir şekilde düzenleyerek üreme avantajına dönüşüyordu ve bu da her alanda verimli grupların ve ailelerin oluşmasına olanak sunuyordu. Bu teze göre beynin büyümesindeki önemli etkenlerden biri sosyal beynin gelişimiydi. 250 bin yıl öncesini artık örneğen ön dertellikten neandertalliğe tam olarak geçiş yapılan tarih olarak kabul ediyoruz. Bu tarihlerde neandertallerin kuzenleri olan bizler de Afrika'da benzer hatta birebir aynı diyebileceğimiz bir yaşam tarzını geliştiriyorduk. Bu tarihlerde yaşamış olan hiçbir homo cinsi diğerlerine yönelik bir üstünlüğe sahip değildi. Elbiselerini ise av hayvanlarının derilerini kazıma sistemiyle yapıyorlardı. Muhtemelen derileri kazımak çok uzun bir süre ve emek isteyen bir işti. Ancak Homo sapiens gibi kemikten iğne yapma tekniğini geliştirmemişlerdi. Neandertallerin mangal sefası İngiltere ve Fransa arasında kalan Marş Denizi İklim değişikliklerine göre bazı dönemlerde Anakara ve Britanya arasında bir bağlantı görevi görüyordu. Buzul çağlarında denizlerin çekilmesiyle ortaya çıkan bu kara parçası, binlerce yıldır denizler altında olmasına rağmen Manş Tüneli'nin yapımı sırasında 28 el paltası ve bazı mamut kalıntıları bulundu. Bu hususun bir önemi vardı. İlk önemi, Neandertallerin köprü olarak kullandığı bölgenin yüz binlerce yıl sonra kuzenleri Homo sapiens tarafından bir tünel olarak yeniden inşa edilmesi, türlerin davranışlarının pek de değişmediğinin şaşırtıcı bir tezahürüdür. İkinci önemi ise, bölgede ulaşımın sağlanabildiği dönemlerden hala sular altında kalmamış olan Manş Adalarında Neandertal kalıntılarının olabileceğinin işaretini vermesiydi. Ki öyle de oldu. Bu adalar mamut mangalı pişirmek için uygun koşullara sahipti. Bölgede günümüzden 130 bin yıl öncesine dayanan ve buzul çağında yüzeyin altına gömülmüş olan çok sayıda mamut ve gergedan kemiği ortaya çıkarıldı. Kazı asistanı kemikleri araştırma merkezine götürmek için uygun koşullarda saklamaya hazırlanırken üzerine damlayan suları fark etti ve başını kaldırdığında ilginç bir keşifte bulundu. Mamut ve gergedanların tam üstünde bulunan uçurumdan buraya düşmüş olabileceğini fark etti. Bu düşüncesini destekleyen verilerden biri de buldukları kafatası sayısıydı. Mamut kafatasları besin değerlerine göre çok ağırdı ve eğer Neandertaller bu hayvanları başka bir yerde avlamış olsalardı, kafalarını taşımakla uğraşmazlardı. Kemiklerin birbirleri üzerine yığılmış oldukları da hesaba katılınca, buradaki hayvan kalıntılarının iki farklı toplu ölümle, bu ölümlerin de uçurumdan buraya düşmekle gerçekleşmiş olacağı anlaşıldı. Hayvanlar uçurumdan aşağı düşüp ölmeleri için organize bir grup tarafından buraya sürülmüş olmalıydı. Ki bu avlanma tekniği çok yakın zamana kadar kullanılan bir türdü. Amerikan yerlileri olan kızıl Kızılderililer bizon sürülerini avlamak için onları korkutarak uçurumlara sürer ve kaçış yönü kalmayan bizonlar uçurumdan düşerek hazır bir av haline alırdı. Av Partisi'nin üyeleri yol boyunca stratejik noktalara konuşlanarak sürüleri başarıyla buraya yönlendirirdi. Neandertaller için böyle bir avlanma stratejisini hayata geçirmek, ileriye dönük planlama yapmak ve bu planı uygulamak, gerekli iletişimi kendi aralarında sağlamak anlamına geliyordu. Sonraları anlaşılacağı üzere uçurumdan düşerek gerçekleştirilen avlanma ritüeli, Avrupa'nın birçok yerinde Neandertaller tarafından gerçekleştirilmişti kalıntılarda birçok yanık kemiğe rastlanmıştır. Bu da buzul çağında hayatta kalmak için ateşin kullanımını geliştirmiş olan neandertallerin, bu mamutların etlerini pişirdikleri bir mangal partisi düzenlediklerini göstermektedir. Zaten genellikle etleri pişirerek yediklerini biliyoruz. Sağlık açısından kötü olansa, eğer mağaranın içinde yaşıyorlarsa, pişirme işlemini de orada yapıyorlardı. İçerisi duman altında kalıyordu. Ama bu neandertallerin pek umurunda değildi. Neandertaller avladıkları hayvanları pişirerek yemekte kalmıyor, arta kalan kemikleri de soğuktan korumak için yakacak olarak kullanıyordu. Bu bölge 200 bin yılı aşkın bir süre Neandertaller tarafından barbekü parti bölgesi olarak kullanılmıştır. Manş Adalarından olan Jersey'de bulunan bu kalıntılar arasında Neandertallerin başka yerlerden getirmiş oldukları ve defalarca kullanıldığı anlaşılan kaliteli çakmak taşlarının sayısı da oldukça fazladır. Ateş yakmak için kaliteli çakmak taşının önemini bilen Neandertaller, üzerlerinde eşya taşımanın zor olduğu o yıllarda bunu yapmaktan geri durmamışlardır. Evet, o yıllarda hiçbir insan türü üzerinde eşya taşımayı pek sevmezdi. Homo cinsinin günümüze ulaşan en eski el baltası, Kenya'daki Turkana Gölü'nün yakınında bulunan 1.760.000 yıllık bir el baltasıdır. Bu yıllarda her ne kadar hantal ve zor bir yapımı olsa da bu el baltaları tek kullanımlık aletler olarak yapılıyordu. Bir şey taşımanın dezavantajı olduğu bu tarihten 1,5 milyon yıl sonrasına kadar homo türleri kullandıkları eşyaları bırakmayı seçiyordu. 250 bin yıl öncesine geldiğimizde ise artık değişimin ufak işaretleriyle birlikte üzerinde eşya taşımayı kolaylaştıracak alet yapımı da homo türlerinde görülmeye başlamıştı. Neandertallerin dere yataklarından topladıkları çakmak taşlarını yanlarında taşımaları da uzak mesafelere gidebilmelerini bu sayede Homo sapiens ile daha çok karşılaşmasını sağlıyordu. Bu uzak geçmişten günümüze kalan neredeyse tek bulgular, kemikler ve bir takım taş aletlerdir. Ve tüm bunlara bakarak Neandertallerin sosyal yaşamını incelemek zor bir arayış değildir. Aletlerin karmaşıklaşmaya başladığı dönemlerde Neandertal gruplarının da sosyal ilişkilerinin derinleşmeye başladığını, daha sofistike bir hal aldığını görebiliyoruz. Bu da güçlü bağlar ve daha geniş sosyal birimler kurmayı sağlıyordu. Bu mantık silsilesi daha önce de bahsettiğimiz gibi sosyal beyin hipotezine dayanır. Hipotezin temel öngörüsü, türümüzün oldukça sosyal bir tür olduğu ve grup büyüklüğünün başarımızda büyük rol oynadığıdır. İster spor olsun, ister şarkı söylerken olsun isterse dini bir ortamda hep birlikte dua ederken olsun büyük bir grubun parçası olmanın verdiği baş döndürücü duyguyu hepimiz deneyimlemişizdir. Gündelik yaşamda bu aidiyet duygusu insanlar için sadece arzu edilen bir şey değil, hayatta kalmak ve bağlılık içinde gereklidir. Bir grup sadece birlikte yaşayan insanlardan oluşmaz. Bu bir ilişkiler ağının tanımlanmasıdır. Güvenilir müttefik ya da arkadaş olarak tanıdığımız insanlardan oluşur sosyal beyin hipotezine göre biz dahil bu homo beyinlerinin gelişmesindeki en önemli etkenlerden biri sosyal ilişkilerin karmaşıklaşarak gelişmesidir. Bu paralellik oluşturmaktadır. Sosyal beyin hipotezinin yazarı Robin Dunbar'a göre şempanzeler 50-55 kişilik gruplar halinde yaşarlar. Homo sapiens içinse verimli grup sayısı 150 dolaylarıdır. Buna Dunbar sayısı da denir. Bu teze göre şempanze gruplarındaki bağlılık Temizlik ile belli edilir ve üyeler birbirlerinin vücutlarını temizler. Fakat temizlik zaman aldığı için grup verimliliği 50-55 kişilik üyelerle en yüksek seviyeye ulaşır. Ancak Homo sapiens'te bağlılık sözel faaliyetlerle gerçekleştirilir ve bu da grubun büyümesi olanığını sağlar. Belirttiğimiz gibi Homo sapiens'te verimli grup büyüklüğü 150 dolaylarıdır. Nitekim şirketler bile bu rakamın verimli işbirliği yarattığını görür ve sayısı binleri bulan büyük çalışanlara sahip şirketler, bu çalışan sayısını gruplara bölerek 100-150 kişiden oluşan birimlere ayırır ve çalışma hayatı bu şekilde yürütülür. Neandertaller de bizimkilere benzeyen 130 kişiye ulaşan gruplar halinde yaşardı. Sıklıkla bu gruplar 30 kişiye varan yani yaklaşık 4-6 aileden oluşan kümelere dayanırdı. Bu kümelerin birbirleriyle iyi ilişkileri vardı. Neandertallerin göz çukurları Homo sapiensinkinden çok daha büyüktü. Ve bu da beyinlerindeki sosyal ilişkilerin görsel bilisselliğe çok daha dayalı olduğunu göstermektedir. Şempanzelerin birbirlerini temizlemeye demiştik. Homo sapiensin konuşmaya demiştik. Neandertallerin de birbirlerini görmeye, simalarını tanımaya daha çok dayanan bir iletişim sistemleri vardır. Kısaca neandertaller sosyal ilişkilerinde iletişimlerinin önemli bir bölümünü görsel hafızayla gerçekleştirirdi. Neandertallerin böylesine geniş gruplar halinde yaşamaları ve alet kullanımındaki ilerleyişleri onların daha da gelişmesine olanak sağlayabilirdi. Ancak 250 bin yıl ve 130 bin yıl arasında yaşanan iklim soğukluğu onların sadece hayatta kalmaya odaklanmasına neden oluyordu. Bu zor dönemin sonunda gelen 10 bin yıllık sıcaklık zamanında ise artık Avrupa'nın çok daha uzaklarına Asya'ya gidebileceklerdi. Ve bu yolculukta yalnız değillerdi. Bu yayılım süreci hem neandertallerde hem de homo sapienslerde ortak bir modern davranışı geliştirdi. Bu da ölülerin artık sistematik olarak defnediliyor olmasıydı. Simada tarihin belki de ilk toplu mezarının bulunduğundan bahsetmiştik. Bu bağlılıktan kaynaklı bir eylem olabilir. Fakat ne olursa olsun sistematik bir sonsuz amaç güden defin işlemi değildi. Ölen bireye duyulan saygıdan sonsuzluk arzusu ve korkudan kaynaklanan defin işlemi ancak günümüzden 100 bin yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Aynı dönemlerde hem Homo sapiens de hem de Neandertallerde görülmüştür. Hatta öyle ki günümüzde modern defin işleminin ilk olarak Homo sapiens mi yoksa Neandertallere mi ait olduğunu kesin olarak söyleyemiyoruz yeni gerçekleştirilen kazılarla Neandertallerin ölülerini bilerek gömdüğüne yönelik uzun süredir devam eden tartışma nihayet sona ermiş görünüyor. Irak'taki Şanidar mağarası ve çevresinde gerçekleştirilen kazıda bazı bedenlerin bilinçli kazılmış çukurlara yerleştirildiği raporlanmıştır. Neandertallerin ölülerini gömdüğüne yönelik ilk keşif, Ralph Solecki'nin 1950'lerde ve 60'larda Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen kazıda ortaya çıkarılmıştı bu kazılarda ortaya çıkarılan 10 neandertal kalıntısının ve bedenler üzerine dağılmış çiçeklerin cenaze ritüellerine işaret ettiği düşünülmüştü. Sais Nips'in haberine göre, genelde homo sapiens ile ilişkilendirilen ölüyü gömme davranışı, topluluk üyelerine karşı şefkat, özen ve ölülerin ardından tutulan yasa veya belki de ölümden sonra yaşama olan inanca işaret ediyor. Şanidar mağarasında bulunan bir iskelette ise ağır yara izleri bulunmuş ancak bu yaraların başka neandertallerin bakımıyla iyileştiği tespit edilmiştir. Bireyin kol, bacak ve kafasındaki travmalardan anlaşıldığı üzere ciddi bir bakım gördüğü nettir. Ve incelemelerin sonunda ortaya çıkmıştır ki, Şanidar mağarasındaki cesetlerin bir kısmı gömülmüş, bir kısmı ise düşen kayalar sonucunda bölgede ölmüştür. Ancak Şanidar'daki mezarda bulunan çiçek buluntularının definle bir alakası olmadığı da tespit edilmiştir numune alanı sadece bu bölgeyle sınırlı kalmıyor. İsrail'in kuzeyinde bulunan 6 mağarada yapılan kazılar, 130 binle 60 bin yıl öncesine uzanan 45 kadar Neandertal bedenine ulaşılmasını sağladı. Arkeologlar, İsrail'deki Kebara mağarasının 1982 yılında tekrar incelediklerinde, Ofer Yosef ve ekibi bilinçli şekilde defnedilmiş 20 kadar Neandertal'in kalıntılarını ortaya çıkardı. Amut mağarasında yapılan kazılarda ise 16 Neandertallerin kalıntısı ortaya çıkarıldı. Bu Neandertaller bugüne kadar yaşamış en büyük homo beynine sahipti ve şaşırtıcı bir şekilde iki türün de yani Homo sapiens ve Neandertallerin de ilk defa ortak bir alanda birlikte yaşadıkları bulunmuş oldu. Kasıtlı bir defin işleminin spekülasyonlardan uzak olacak şekilde söylenebilmesi için arkeologların gözlemlediği bazı önemli noktalar söz konusudur gömülmüş olan bireyin yatırılmış gibi durması, iskeletlerin tam olması, çukurun başka bir amaçla değil mezar niyetiyle kazılmış olması, hediye gibi defin düzlemine uygun bulguların varlığı mühimdir. Kebara'da tüm spekülasyonlardan arınmış bazı neandertal mezarları mevcuttur. Belirtilen tüm detaylara uygunluğu ile birlikte, ölümünden kısa süre sonra buraya defnedildiği anlaşılmış, 60 bin yıllık yetişkin bir birey vardır. Kebara mağarasında bulunan birey bir sorunun daha cevabını bizlere getirmiştir. Bu buluntuya kadar arkeologlar Neandertallerin konuşup konuşmadıkları konusunda tartışma içindeydi. Ancak Kebara'daki cenazenin Homo sapiens'in çok benzeri bir dil kemiğinin bozulmadan günümüze ulaşabilmiş olması, en azından Neandertallerin iletişim kurmak için bazı seslere sahip olduğunu göstermektedir. Orta Doğu'da bulunan Neandertal çocuk mezarlarında ise Yetişkinlerinkinden daha farklı bulgular çıkıyor. Amut'taki Neandertal çocuk mezarı bir geyik kemiği ile süslenmiş, Kebara'daki bir çocuk mezarı ise geyik dişi ile ilişkilendirilmiştir. Bu dönemdeki Homo sapiens çocuk mezarlarında ise daha çekici hayvan kemikleri bulunmuştur. Aynı bölgelerdeki bir Homo sapiens çocuk mezarında domuz alt çenesi, bir başkasında ise geyik boynuzları bulunmuştur. Bunlar küçük farklar gibi görünse de, iki tür arasındaki bakış açısının hem benzerliği hem de farkını ortaya koymaktadır. Nitekim bu dönemlerde Neandertaller hala daha sade bir düzenekte yaşarken, Homo sapiens kendisine hayvan dişleri ve kemiklerinden takılar yapmaya başlamıştı. Şimdi ise ilginç bir aşamaya gidiyoruz. Neandertallerin Altay Dağları'na ulaşmasına Neandertallerin insanlığı Asya siteplerine gittikçe netleşmeye başlamıştır. Nispeten daha yakın bir dönem olmasından ötürü verilerin netliği, Neandertallerde şefkat, duygusallık gibi etkenlerin varlığının tespitini sağlamıştır. Irak'taki Şanidar Mağarası'nda görüldüğü gibi ortak birçok noktamız mevcuttur. İklimin yeniden soğuk bir sürece girmesi, Neandertaller için gıda bulmayı bütün homo cinslerinde olduğu gibi zorlaştırırken, onların Altay Dağları'na kadar uzanmasını sağlamıştır. Bu muazzam bir mesafedir. Rusya'nın Sibirya bölgesinde Altay Dağları eteklerinde bulunan Denizova mağarasına 100 kilometre mesafedeki Chagraskaya ve Oklatkino mağaralarında yaklaşık 54 bin yıl önce yaşayan Neandertallerin genleri incelendi. Genlerin iki tanesinin baba ve kız olduğu anlaşılırken aynı aileye ait oldukları tespit edildi. Max Planck's Evrimsel Antropoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar tarafından yönetilen uluslararası bir ekip, Sibirya'daki uzak bir Neandertal topluluğundan 13 bireyin genomunu sıralamayı başardı. Çalışmanın sonunda bir baba ve genç kızın eşleşmesi gerçekleşti. Böylece ilk defa bir Neandertal ailesine ulaşılmış oldu. İlk Neandertal taslak genomu 2010 yılında bu enstitü tarafından yayınlanmıştı. O günden bugüne de Araştırmacılar Avrasya'daki 14 farklı arkeolojik alandan 18 genom daha sıralamayı başardı. Neandertallerin sosyal yapısını keşfetmek için araştırmacılar dikkatlerini ünlü Denizova mağarasındaki Denizova insanları kalıntılarının keşfi de dahil olmak üzere daha önce antik DNA araştırmaları için çok verimli bir bölge olan Güney Sibirya'ya çevirdiler. Bu bölgede yapılan çalışmalar sırasında Denizovalı bir babaya Neandertallerin ve Denizovalıların binlerce yıldır bu bölgede bulunduğunu ve Neandertallerin ve Denizovalıların birbirleriyle etkileşime girdiklerini kanıtlamış oldular. Araştırmacılar ayrıca bir çift ikinci derecede akraba buldular. Genç bir erkek ve yetişkin bir kadın, belki de bir kuzen, teyze ve büyük anne. Alt aylarda yapılan çalışmaların en önemli getirilerinden biri, Neandertallerin aile hayatına yönelik sayısız veri elde edilmiş olmasıdır ve bu nokta önümüzdeki yıllarda heyecan verici bir şekilde karşımıza çıkacak. Buradaki başka bir çarpıcı bulgu, bu neandertal topluluğundaki son derece düşük genetik çeşitliliktir ve onunla 20 kişilik bir grup büyüklüğüyle tutarlıdır. Bu, herhangi bir antik veya günümüz insan topluluğu için kaydedilenlerden çok daha düşüktür ve nesli tükenmenin eşiğinde nesli tükenmekte olan türlerin grup boyutlarıyla daha benzerdir. Neandertal ve Homo sapiens'in çiftleşmesi üzerine. Yapılan araştırmalar Neandertal ve Homo sapiens'in çiftleştiğini ve hatta bugün hepimizin doğrudan Neandertal geni taşıdığımızı ortaya koymuştur. Özellikle Kafkasya ve Asya halklarında doğrudan Neandertal geni %4 oranındadır. Buradaki yüzde başta da belirttiğimiz gibi spesifik bir genin birebir aktarımı demektir. Gen benzerliği değil. Afrika kıtasında Neandertal geni yoktur. Avrupa'da ise bu oran %2 dolaylarındadır. Ayrıca National Geographic gibi bazı kurumlar belli şartlarda tükürüklerinizi gönderdiğinizde ve tabii ödemesini yaparsanız yüzde kaç Neandertal genine sahip olduğunuzu hatta diğer ırklardan yüzde kaçına sahip olduğunuzu size raporlayabiliyor. Neandertal ve Homo sapiens arasındaki ilişkilerin ne amaçla gerçekleştiği bir soru işareti olabilir. Ancak gıdaya erişimin dönemin temel fonksiyonunu teşkil ettiğini düşünürsek, iki türün birbiri arasındaki eş alışverişinin hayatta kalmak amaçlı bir seçim olduğunu söyleyebiliriz. Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nden antropolog Laura Veirick, 2017'de Kuzeybatı İspanya'da bulunan bir Neandertal dişinde bakteri izi bulduklarını ve bunun tükürük iletiminden kaynaklandığını düşündüklerini aktardı. Neandertal ve Homo sapiens mikroorganizmalarını inceleyen ekip, bu durumun cinsel yolla ya da birlikte gıda tüketmekten kaynaklandığını belirtiyorlar. Her iki durumda da Neandertal ve Homo sapiens'in beraber yaşama durumu belirmiş oluyor. Öte yandan araştırmacıların tespit ettiği ağız bakterisi türler arası etkileşimin ne yazık ki tek ürünü değil. Araştırmacılar Homo sapiens'teki HPV-A tipi virüsün bu etkileşimden gelmiş olabileceğine inanıyor. Sadece Neandertaller homo sapiens'e değil, homo sapiens'lerde Neandertallere geçilmiş olduğu birçok cinsel hastalık tespit edilmiştir. Ayrıca Neandertal-homo sapiens çiftleşmesi ender görülen bir durum değildir. Türümüzün bütün bireylerini etkileyecek kadar yaygın bir aktivitedir. Ancak atalarımızın Neandertallerle çiftleşmesi kötü bir şey değildi. Tam tersine, bugün halen hayatta kalmamıza büyük katkı sağladı. Onların güçlü genlerinden sayısız özellik aldık. Sayısız hastalığa karşı onlar sayesinde bağışıklık kazandık. Neandertallerden çiftleşme sonucu çaldığımız genler, Epstein-Barr gibi ölümcül virüslerle mücadele edebilmemizi sağlamaktadır. Stanford Üniversitesi'nden Lord B. Rachel'ın söylediğine göre, bu virüs çeşitli kanserlerin görülme sıklığıyla ilişkilendirilmiştir. Dolayısıyla bugün hayattaysanız bunu Neandertallerle çiftleşmiş atalarımıza borçluyuz. Türkiye'deki Neandertal kazısı 2017 yılında Uşak ilimizin Banaz ilçesinde Neandertallere ait kalıntılar ortaya çıkarılmıştı. Tesadüf eseri tarih öncesi çağlara ait olan av malzemelerinin bulunması sonucu bölgede kazılar başlatılmıştı. Kazıda 80 bin kadar parça toplayan arkeologlar 30 kadarının sergilenebilir nitelikte olduğunu belirtiyor. Ve 200 bin yıl öncesine kadar uzanan bir tarihlenme söz konusu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Profesör Doktor Harun Taşkıran'ın da içinde bulunduğu kazılar Anadolu tarihi açısından çok büyük bir öneme sahip. Çünkü kazı alanının Neandertaller için bir açık hava yerleşkesi olduğu keşfedildi. Şimdi yorumlar için çok erken olmasına rağmen kalıntıların bulunduğu bölgenin sıcak su kaynaklarının çevresi olması, Neandertallerin mağaralarda saklanmak yerine bu bölgedeki av hayvanlarının peşinden gelerek iklimin de desteğiyle açık alanda yaşamış olduklarını gösteriyor. Bakalım ülkemizdeki Neandertal çalışmaları ne ölçütte ilerleyecek? Peki Neandertallere ne oldu? Aslında bu sorunun cevabını kesin olarak verebilecek verilere hala ulaşabilmiş değiliz. Elimizdeki en genç neandertal kalıntılarının 28 bin yıl kadar önceye dayandığı düşünüldüğünde, kimi uzmanların neandertallerin yok olmadığını, ancak 10.000 yıl kadar beraber yaşadığı Homo sapiensin gene avuzunda kaybolduğunu iddia ediyor. Bir diğer teoriye göre neandertallerin yok oluşu, yanardağ patlaması sonucu dağılan küllerle Atmosferdeki oksijen seviyesinin azalmasıyla gerçekleşti. Ciğer ve burunları Homo sapiens'ten çok daha fazla çalışan Neandertallerin böyle bir durumun yaşanması halinde bizden daha fazla etkilenmeleri kaçınılmazdır. Ancak Altay dağlarından Özbekistan'a, Özbekistan'dan İspanya'ya kadar çok geniş bir alana yayılmış olan bu türün etkilenebileceği kadar büyük bir patlamanın verilerine şimdiye kadar ulaşılabilmiş değildir. Başka bir teori ise Neandertallerin Homo sapiens kadar verimli üreyemediği hakkında. İddiaya göre üreme oranlarının düşük olması, Homo sapienslerle de etkileşime geçmelerinden sonra yavaş yavaş yok olmalarına neden olmuş olabilir. İklimsel değişimin de Neandertallerin sonunu getirmiş olabileceği önemli bir ihtimaldir. Nitekim Neandertaller, yüzbinlerce yıl boyunca Homo sapiens'ten daha az gelişim kat etmiş ve genel manada sadece yaşayışlarını korumuşlardır. Ancak Homo sapiens özellikle son 50 bin yılda konaklama, giyim, kuşan ve avlanma becerileri konusunda kendisini yavaş yavaş öne çıkarmaya başlamıştı. Neandertallerin iklim değişikliği nedeniyle yok olabileceklerini söylemiştik. Ancak onlar birçok iklim değişikliğini, buzul dönemlerini ve sıcak bin yılları atlatabilmiş bir türdür. Bunu düşündüğümüzde İklim stresinin onların sonunu tek başına getirmiş olması şüphe yaratıyor. Sonuç olarak her biri özel özel değil ama tüm bu etkenlerin bu yokuluşa katkısı olmuş olabilir veya bilmediğimiz başka bir neden vardı. Bir şey söylememiz henüz mümkün olmadı. Bekleyip göreceğiz ve mutlaka bir gün bu soruyu da cevaplayacağız. Kuzenlerimizin neden yok olduğunu öğrenebilirsek belki de Homo sapiens için bir kurtuluş anahtarını bulmuş olmaz mıyız? Ben Denizin Ötesindeki Sesler kanalıma abone olmayı ve beni Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.